Merhaba sevgili anneler. Evet, trenimizi kapattık. Şimdi bugün size çok güzel bir oyuncak anlatacağım. Işıkları görüyorsunuz. Çok dikkat çekici bir oyuncak. Bu oyuncak 6 aydan itibaren tavsiye ediliyor. Ben bunu Joker'den almıştım. Joker mağazasından online olarak almıştım. Evet. Online kargo ile gelmişti. Eğitici aktivite masası olarak geçiyor. Tam adı bu. Eğitici aktivite masası. Bu oyuncak iki kısımdan oluşuyor. Bir şöyle bir gövde var. Üzerinde çeşitli fonksiyonların olduğu. İşte sayılar, işte tren. Şurada çarklar var. Şurada şu arabayı döndüren, şu dönen yuvarlak malzeme var. Treni çalıştırıyor, korna çalıyor. Şurada tırtılımız var. Buradan şu sayılar, renkler değiştirme kontrol paneli var ve rakamlar var. Bu gövdenin ayrıca şöyle ayakları var. Yani bunu arka kısmına şuralara ayaklarını takıp yükseltebiliyorsunuz. Ama 6. ayda, yani bebek daha destekli oturabiliyor fakat tam ayağa kalkamıyorsa bu şekilde ayaksız olarak kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. 6. ayda bu şekilde başlayıp daha sonra ayaklarını takarak biraz daha bebeği ayağa kalkmaya, ayakta durmayı teşvik edecek şekilde kullanabilirsiniz. 6. ay, 7. 8. aydan sonra ayaklarını takarak hani ayağa kalkmasını, ayakta dengede durmasını, biraz daha yürümeye teşvik amaçlı kullanılabilir. Hadi şimdi ayaklarını takalım. Ayakları da bu şekilde rengarenk, biraz renkli bir oyuncak. Öbür ayağını da göstereyim. Öbür ayağı da mavi. Bu oyuncağın temel dizayn amacı çocukların daha çok işte ışıklı, sesli komutlarla duyusal, bilişsel ve fiziksel gelişimine destek olmak. Ne tür özellikler var? Hani neler var bunda diye sorarsanız, hemen bakalım. Aç kapı tuşunun yanında sesi ayarlayabileceğiniz bir ayar daha var. İki pille çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok emin değilim ama iki ya da üç pille, bildiğimiz kalem pille çalışıyor. Kalem pil yeri de şöyle göstereyim. Vidalı, gayet güvenli. Şurada. Buradan açarak kolayca takabiliyorsunuz pilleri. Masanın iki yanında şöyle boncuklar koymuşlar. Bizim çocuklar böyle oynuyordu daha çok. Hani böyle çok tane tane değil de şöyle 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 deli deli oynuyorlardı bunlarla. Masanın iki yanında böyle boncuklar var. Bunları daha çok 6. ayda, 8. 9. ayda kemiriyorlar ağzıyla. Temizce silerseniz gayet güzel böyle kemirmelik malzeme. Dediğim gibi kontrol ettiğimiz iki düğme var. Aç kapa düğmesi ve ses düğmesi. Eğer kapamazsanız yarım saatten sonra yanılmıyorsam kendi başına güle güle deyip kendini kapatıyor ama böyle bir anda güle güle dediği için insan korkabiliyor. O yüzden kullanmıyorsanız burayı kapatın. Çocuk da korkabilir yarım saat sonra çıkan sesten. Burada ilk çocukların en hoşuna giden özellik iki tanedi bizde. Yani çocuklarımın en çok sevdiği iki özellik vardı. Birincisi trendi. Şu tüneli var, tünelden geçiyor. Treni şu tuş kontrol ediyor. Evet. Şöyle tünelden geçiyor tren. Çuf çuf çavşan böyle şurada hareket ediyor. Bu
özelliği çok hoşuna gidiyordu. Özellikle ilk böyle 6. ayda bunu aldığınızda kahkahalarla gülüyorlardı. Bu hareket, dönme hareketi çok hoşlarına gidiyordu. Şuradan trenin işte hızını vesaire ayarlanabiliyor. İkinci sevdikleri özellik de şuydu. Şu sayılar. Bunu alıp buraya taşıyor. El göz koordinasyonu. İnce motor gelişimi amaçlanmış. Burada sayarak taşıyordu. Burayı da kemiriyordu benim oğlum. Yani dediğim gibi kemirmek için çok ideal bir oyuncak bu. Özellikle o diş dönemlerinde 6, 7, 8. aylarda o diş sancılarının başladığı dönemlerde çok işe yarıyor. Şimdi tren çalıştırma mekanizmasının yanında şöyle bir oyuncu şey var. Bunu çok kullanmadılar ama şuradaki ayıcı götürüyor. Şurada da hemen yanında çarklar var. Şuraya dikkat edin. Ellerini çok hani araları sıkıştırmasınlar. Şurada bir şey vardı ama bunu koparttı. Bu oyuncağın hani bence en zayıf noktası burasıydı. Yani bunu benim oğlum koparttı. 8 aylıkken, 9 aylıkken bunu nasıl koparttı bilmiyorum ama koparttı. O yüzden hani şuradaki ince plastik bayrak gibi parçaya dikkat edin. Burada mini bir piyano var. Bu piyanoda çeşitli komutlar geliyor. Bu komutlar da şuradaki tırtıldan değiştirilebiliyor. Şunu bastığınızda her bir basmada farklı bir fonksiyon oluyor. Şimdi piyano oldu. Şimdi şarkı çalacak galiba. Ha yok, şuradan mı şarkı çalıyordu? Evet, şurası da şarkı çalıyor. Maviler. Evet, her bir fonksiyonda ayrı bir şarkı çalıyor. Şuradaki tırtıla basarak da buradan işte renkler mi çalışacaksınız, sayıları mı, piyano mu, şarkı mı hangi şarkıyı çalacaksınız buradan seçebilirsiniz. İncelemeye devam edelim. Buradaki elma hiçbir işe yaramıyor. Tırtıl ona ulaşınca yiyor. Tırtıl büyüyor. Elma yedi, büyüdü. Yemedi, küçüldü. Şöyle çevirmeli bir şey var. Bu şekilde ses yapıyor. Başka bir özelliği yok. Burada da müzikler çalıyor. Burada da korna var. Oyuncak bu şekilde. En başta da dediğim gibi fiziksel gelişim, ince motor gelişimi, buradaki işte sayılar vesaire bilişsel gelişim ve aynı zamanda da duyusal gelişimi destekliyor. Bunu neden diyorum? Çünkü gerçekten bunun her yeri kemirildi. Buradaki farklı malzeme, farklı dokuların hepsi ağza giriyor bir şekilde. En çok şu tren olayı çok güzel. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Çok hoşuma giden bir özellik. Benim oğlum da çok sevdiği için ve çok gülerek, eğlenerek oynadığı için bununla kapatmak istiyorum ben. 6. aydan biz şu an 3 yaşındalar bizimkiler. Hala da arada oynuyorlar. Yani yatırım yapabileceğiniz az ve öz oyuncaklardan biri. Evet, çok Montessori ya da işte Waldorf vesaire tarzı değil. Ama vakit geçirmek için çocukların özellikle ilk aylarda ayakta işte 7. 8. aydan sonra ayakta durmalarını, yürümelerini desteklemek için çok faydalı. Çünkü o buradaki nesnelerle oynayabilmek için ayağa kendi kalkmak istiyor. Oraya tutunup, şuraya tutunup ayağa kendi kalkmak istiyor. Bu yüzden ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Paranızın çöpe gitmeyeceğine de inanıyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere, sevgiler.